Çok kıymetli Egihat ailem, saygıdeğer katılımcılar, çok değerli başkanım. Dış ticaret elçileri projemiz kapsamında düzenlediğimiz 3. toplantımız bugün. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 15. dönem projelerimizden biri olan ve çok önem verdiğimiz Egihat Dış Ticaret Elçileri Projesi ile yurt dışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hakim ve yurt dışı yatırımları olan Egihat üyelerini bir araya getirip iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz bildiğiniz üzere. Yurt dışına açılma süreci daha önce yaşamış ya da sürece hakim olan kişilerden destek almak riskleri ve maliyetleri muhakkak ki düşürecek. Bu anlamda değerli dış ticaret elçilerimize, üyelerimize ışık tutacak ve destek olacak bu görevi kabul ettikleri için bir kez daha yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Dış ticaret elçileri toplantıları serimizi ilk olarak hatırlayacağınız üzere değerli yönetim kurulu üyelerimizden Fatih Mehmet Sancağ'ın sunumuyla Almanya'yı ele işlemiştik. Sonrasında ikinci olarak sevgili Elif Kazanancı'nın sunumuyla Hollanda'yı ele aldık. Ülkelerin ekonomik yapılarını incelendiği sunumlarda Türkiye ile ticari ilişkilerin yanı sıra o ülkedeki ticaret ve yatırım yapmak üzere gerekli bilgileri de ayrıntılarıyla açıkçası bu toplantılarda edinme şansımız olmuştu. Egihat Dış Ticaret Elçilerimiz ülkeleriyle ilgili tecrübe ve bilgilerini paylaşarak orada iş yapmak isteyen, ticaretini geliştirmek veya yatırım yapmak isteyen üyelerimize tam anlamıyla yol gösterici bir rol üstleniyorlar ki çok çok önemli, buna lokal know-how diyoruz. Ayrıca seminerlerimiz sonrasında ülke raporları da gayet akademik ve teknik raporlar olarak online olarak da yayınlanıyor. Yine her türlü detayı da burada üyelerimiz sırf bu webinarlar değil ondan sonrasında da devamlı ulaşabilecek şekilde bir kurgumuz söz konusu. Hollanda ülke raporunu geçen haftalarda aslında paylaştık biliyorsunuz. Almanya ülke raporu ise birkaç gün içinde çok yakın bir zamanda paylaşılacak. Elçilerimiz tarafından hazırlanan bu raporlar ülkeler hakkında derin teknik bilgi sahibi olmak isteyenler için başvurulması gereken önemli bir artık referans kaynak niteliği taşıyor ve Egihat'ın arşivinde de önemli bir açıkçası artık yer elde etmiş oluyor bu raporlar. Çok değerli katılımcılar, Egihat Dış Ticaret Elçilerimiz ile sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda başka tabii ki ülkeleri de eleştiriyor olacağız. Bugünkü konumuz ise çok çok kıymetli Egihat 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Barkan. Değerli başkanımız bize İtalya ile ilgili bilgi verecek. Uzun yıllardır devam eden ticari ilişkileri sebebiyle kıymetli deneyimlerini bizimle paylaşacak. Kendisine bugün bizimle olduğu için değerli bilgiyi ve görüşlerini bizimle paylaşmayı ve İtalya konusunda bilgi talep eden üyelerimize her zaman yol gösterecek bir ticaret elçisi olmayı kabul ettikleri için tekrardan sizlerin huzurunda çok çok teşekkür etmek isterim ki böyle önemli bir projeye kendisinin bizzat bir elçi olarak, geçmiş dönem başkanımızın bir elçi olarak katılması hem projenin açıkçası kalibresini hem bundan sonra ilgili farklı ülkelerde dış ticaret elçisi olmak isteyecek üyelerimizin teveccühünü muhakkak artıracaktır. Ben çok değerli Uğur Başkanımıza teveccühü ve burada bulundukları için tekrardan hepinizin huzurunda yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim efendim. İtalya-Türkiye ilişkilerine biraz değinmek gerekirse yüzyıllara dayandığını açıkçası söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Venediklilerle ilişkileri 1381 yılına kadar uzanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkiler ise 1856 yılında kurulmuş. Türkiye ve İtalya Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel önemli güç aslında. İki ülke hem bölgesel hem de küresel meselelere çözüm bulunması hususunda işbirliği içinde çalışmaktalar. İtalya ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından açıkçası biri. İtalya'ya son 5 yılda toplam 41 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 50 milyar 928 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile İtalya arasında 5 yılda toplamda 93 milyar dolarlık ticaret gerçekleştiriliyor. Dünya etkisi altına alan pandemi ise bu süreci derinden tabii ki etkiledi ister istemez. Türkiye genelinde en çok ihracat yaptığımız ülke sıralamasında 4. sırada yer alan İtalya için 2020'nin ilk 8 ayında 4 milyar 460 milyon dolar ihracat sağlandı. Ege İhracatçı Birlikleri rakamlarına göre Ege bölgesinden ise 439 milyon dolarlık ihracat ile ülke sıralamasında yine 4. sırada yer aldı İtalya. Rakamlar pandemi sürecinde İtalya ihracatta Türkiye genelinde %25, Ege İhracatçı Birliği olarak ise %12 oranında bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Buna göre Ege bölgesindeki düşüş oranının Türkiye geneline göre daha nispi olarak az olduğunu, İtalya ihracatında ise daha iyi bir noktada olduğumuzu söylemek Ege bölgesi olarak mümkün. Ülkemizde 1500'ü aşkın İtalyan sermayeli şirket ki çok önemli faaliyet göstermekte. İtalya'dan 2002-2019 döneminde ülkemize toplam 3.7 milyar dolar yatırım
yapılmış. Önemli bir rakam. 2018 yılında ise İtalya ülkemize 523 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişiyle Hollanda'dan sonra ikinci sırada yer almış. Hem politik hem de ticari açıdan güçlü partnerliğimiz bulunan İtalya ile ilgili ayrıntıları birazdan Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Fatih Dalkılıç kendisi verecek. Ve ardından da tabii ki değerli büyüğümüz, değerli başkanımız Sayın Uğur Barkan Başkanımız da kendisinin İtalya'ya ilgili deneyimlerini bize aktaracak. Ancak ben sözü Fatih Hocamıza bırakmadan önce en son bir konuya değinmek istiyorum. İtalya ile Türkiye'nin işbirliği, Türkiye'deki know-how'un gelişmesi, buradaki kültürel eğilimlerin artışı ve daha iyi bir noktaya gelmesi için oldukça önemli. Her ülkenin 1000 doları aynı değerde değil. Bunu çok fazla söylüyoruz. İtalya gerçekten hem kültür hem estetik kaygıları olarak dünya ortalamasının çok çok üstünde yer alan bir ülke. Ve muhakkak ki Türkiye'nin bu ülkeyle yapılacağı her türlü ticari faaliyet, kültürel faaliyet Türkiye'ye artı sağlayacak. Türkiye'yi hem kültürel hem de ekonomik anlamda artıya geçirecektir ve muhakkak ki yukarı çekecektir. Ben en son bu düşüncelerimi de paylaştıktan sonra sözü müsaadenizle Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Fatih Dalkılıç'a aktarmak istiyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu arada gerçekten yüksek bir katılım da var Uğur Başkanım. Şahsınıza ve ülkeye olan teveccühün bir göstergesi olsa gerek. Duymuşlar benim makarna yapacağımı. Saat ve akşam saati normaldir. Buyursunlar efendim. Tekrar hoş geldiniz. Başkanım çok teşekkür ederim. Uğur Başkanım müsaadenizle. Slaytları şu an paylaşıyorum. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz Fatih Hocam. Buyurun. Tamam. Şimdi bugünün aslında tabii ki başrolünde Uğur Başkan var. O yüzden ben mümkün olduğunca kısa tutup bir genel bilgilerle girizgah yapıp müsaadenizle sözü hani pratikte yaşanabilecek aksaklıklar, İtalya ile iş yapma konusunda neleri bilmemiz gerekiyor, tecrübelerinden yararlanmak üzere Sayın Başkanım. Başkanım, paylaşmak istediğim bir şey var Sayın Başkanım müsaadenizle. Dış ticaret elçileri projesiyle ilgili tabii ki olumlu olumsuz bildirimleri de alıyoruz, paylaşıyoruz üyelerimizle. Yani özellikle burada sunumu yapan ülkelerle ilgili birebir işin içinde ticaret yapan kişilerin sunum yapmasından herkes çok memnun. Gerek daha önce Sayın Elif Kazanancı'nı, gerekse Sayın Fatih Mehmet Sancağ'ın sunumunda paylaştığı çok detay, çok küçük. Ama insanlara bazen yani 7-8 ay süre kazandıran, vakit kazandıran değerli bilgiler vardı. Bugün de eminim Uğur Başkan'dan yine o tür pratik bilgileri alıyor olacağız. Şimdi İtalya'nın ülke profiline baktığımızda, bu arada ben katılımcı listesindeki herkese bu sunumu, kısa sunumu ayrıca göndereceğim. Hani burada bazı hızlı geçiş bilgiler olacak. Bununla ilgili analiz yapmak isteyen olursa sunumu gönderiyor olacağız. Şimdi İtalya ile ilgili genel ekonomik göstergelere baktığımızda IMF'in yayınlamış olduğu 2020 verisinde İtalya'nın 194 ülke arasında dünyanın 14. büyük ekonomisi olduğunu görüyoruz. Yani ciddi bir güç bu anlamda baktığımızda. Tabii 2020 yılında sabit fiyatlara göre gayri safi yurt içi hasılada %9.1 oranında bir azalma var. Fakat 2021 yılında %4.8'lik bir artış tahmin ediliyor. Bu da yine IMF verilerinden aldık. Dünya Bankası'nın 2019 verilerine baktığımızda da hani bu biraz İtalya'nın da genel fotoğrafını çekmek adına belki dikkat çekici bir bilgi. Gayri safi yurt içi hasılata baktığımızda tarım sektörünün payının %2, sanayinin %22, hizmetler sektörünün de %66 olduğunu görüyoruz. Yani hizmetler sektörünün ağır bastığı bir ülke ama gelişmiş ülkelere göre %66, diğer ülkelere göre hizmet bakımından biraz daha az. Yani İtalya'nın sanayisi bu anlamda plana çıkıyor. Yine bir genel enflasyona bakarsak eğer, enflasyon açısından İtalya rahat bir dönemde, iyi bir dönemde. 2020 yılında %0.2, 2021 yılında ise yine beklenti %0.7 şeklinde sıralanmış. İşsizlik biraz aslına bakarsanız sorun olarak gözükebilir. Yani işsizlik olarak baktığınızda dünyada hani listede üst sıra. Yani aslına rağmen bir yandan da 21. sırada işsizlik bakımında. 2020 yılında %13 oranında bir işsizlik tahmini yapılmış İtalya ile ilgili. Cari ödemeler yine dengesine baktığımızda 2021 beklentisini artık konuşmak belki biraz daha anlamlı. %3 oranında bir fazla vermesi bekleniyor. Yine İtalya'nın doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyeline bakarsak bunda 2018 yılı verisi var elimizde.
2018 yılında 24 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırım çekme bakımından ülkeler arasında 17. sırada. Bu da yine baktığınızda sıralama olarak iyi bir performansı gösteriyor. İtalya zaten hepimizin bildiği gibi G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahil. Ayrıca Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi, Avrupa Birliği'nin de zaten kurucu üyelerinden, temel taşlarından biri. İtalya'nın ekonomik yapısına baktığımızda diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha çok ayrışırken oluyoruz. Ayrıca sanayi grupları içerisinde de bir araya gelmiş küçük ve orta ölçekli firmaların büyüklüğü göz önüne geliyor. Bu biraz aslında bizim Türkiye'nin dolayısıyla baktığımızda hani nasıl Türkiye'de tipik bir KOBİ'yi ele aldığımızda en temel sorunlardan biri finansman sorunu, kredi bulma sorunu ve finansal raporlar açısından şeffaflık sorunu, aslında İtalya'da bu bakımdan bize benziyor. Yani genel olarak KOBİ'leriyle ayakta duruyor. KOBİ'lerin çoğunluğu aile şirketi. E tabi aile kültürleri de bize Türkiye'deki, İzmir'deki bir aile şirketi ne tür sorunlar yaşıyorsa bu bakımdan aslında İtalya'daki şirket de yine benzer bir profilde. Belki hani bizim örnek almamız gereken, dikkat çeken unsurlardan biri bize kültürel olarak benzemelerin yanında sanayi bölgeleri. Çünkü İtalya ekonomisine baktığımızda sanayi bölgeleri var. Bunlar üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış şirketlerden oluşuyor. Bir araya geliyorlar. Çok özür dilerim. Ben Eser uyarıyor buradan beni. Kulaklık takmam konusunda. Şu an hala duyuyorsunuz değil mi? Evet hocam geliyor. Ancak ses çok kesik geliyordu. O yüzden bir müdahale etti herhalde Eser. Tamam. Bir tek bende mi? Tabii Uğur Başkanım sizde nasıl Fatih Hocam'ın sunumu? Bende de birazcık kesiliyordu. Kesiliyor. Tamam. Şu an herhalde kesiliyor. Çözdük diye düşünüyorum. Şimdi örnek almamız gereken şeylerden biri söylediğim gibi sanayi bölgeleri. Yani İtalya'da baktığımızda kümelenmeyi çok ön plana çıkaran küçük sanayi bölgeleri var. Bunlar 200'den fazla. Bunlar ihracat yapısıyla birlikte, İtalya'nın farklı ihracat yapısıyla birlikte için aslında İtalya'ya bir anlamda global rekabet gücünü de bunlar veriyorlar. Bu anlamda Made in Italy markasını da bu kısımları biraz daha hızlı geçiyorum. Fatih Hocam kesiliyor sesiniz. Şimdi Eser Bey tekrar müdahale edecek. Ne yazık ki anlaşılmıyor. Hemen geliyor Eser Bey. Ben çok kısa kaldım. Başkanım şu an iyi mi? Şu an iyiyim. Şu tamam. An başkanım ben o zaman toparlayayım. Zaten Uğur Başkan'a artık sözü vermek istiyorum. Dediğim gibi bu sunumu da paylaşıyor olacağım ben katılımcılarla. Zaten yatırımcı ilişkileriyle ilgili kısım özellikle kaldı. Bir dipnot olarak vermek gerekirse Türkiye'deki kayıtlı şirketlerin İtalya'da 50'den fazla da gerek ortaklığı gerektirir. Kuzey İtalya bölgesinde Türk vatandaşlarına ait çok sayıda da işletmenin faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ben genel bilgileri bu şekilde paylaştıktan sonra müsaadenizle sözü Uğur Başkan'a vereyim. Daha pratik bilgileri almak üzere. Sunumu da bütün katılımcılara müsaadenizle gönderelim. Teşekkür ederim Fatih Başkan. Değerli Başkanım, değerli EGEAT üyeleri, aşağı yukarı 35 senelik tecrübemi sizlerle satır başları olarak paylaşacağım. Yaşadıklarım, gördüklerim, duyduklarım, amaç sizlere yardımcı olmak. Bu bilgiler dışında özel bilgi isteyen arkadaşlarıma telefonum, kapım her zaman açık. Dostlarım çok. 35 senede edindiğim dostlarım var. Onlardan faydalanma imkanı da mümkün. Adreslerini veririm. Direkt temasa da geçersiniz. Diyeceğim şu, tarz bir ülke.
Her şeyle tarz. Bir kere Akdeniz ülkesi, birbirimize çok benziyoruz. Gıdada sıkıntı yok, yaşamda sıkıntı yok, eğlencede sıkıntı yok, iş yapmada sıkıntı yok. Ha, biz birazcık tez canlıyız, onlar birazcık yavaş. Ufak farklılıklar var. Değerli arkadaşlarım, İtalya'da 20 bölge var. Bunların 5 bölgesi anayasal bazı özellikleri var. Sizleri ilgilendiren, biraz sonra anlatacağım bazı teşvikleri, o bölgenin belediye meclisinden verilen daha özel yardımları var. İtalya, Fatih Hocam söyledi, aynı bize benziyor sanayide. Küçük, orta ölçekli şirket çok fazla. Çok fazla. Şehrin içine kümelenmiş değiller. Kümelenme ekonomisini çok iyi uyguluyorlar. Şehrin dışında ufak ufak fabrikalar. Ufaktan kasıt ne? 2000 metrekare, 3000 metrekare derli toplu fabrikalar. Ama bir nizam, düzen içinde. Bunun yanı sıra çok büyük sanayi bölgeleri de var. Bir de özel devletin teşvikiyle değişik bölgelerde kurulan ağır sanayi, büyük sanayi kuruluşları da var. Bunlar devletin teşviki ve o bölgenin teşviğiyle olan büyük fabrikalar. Değerli arkadaşlarım, İtalya'nın ana sanayisi şu şehirlerde. Tek tek not aldım. Brescia, Venedik'te Milano arasında birazcık Venedik'e yakın. Ağır sanayi ve silah sanayi. Parma, süt ürünleri sanayi, gıda, makarna, unlu mamuller. Yani bu dünyada bunların yeri var. Tabiatıyla siz süt ürünlerini ve gıda sanayini bir şehre ve o bölgeye kurduğunuz zaman onun bütün ekipmanları, makinaları da o sanayide yapılıyor, o bölgede yapılıyor. Onun için çok mühim. Modena, otomotiv ve seramik sanayi. Seramik makina, seramik fabrikaları var ama seramik makina ekipman da var. Bizim Türkiye'deki bütün seramik fabrikalarımız Modena'daki yerleşik seramik fabrikaları, makina, teçhizat üreten fabrikalarından yatırımlarını yapmışlardır. Bologna çok çok mühim bir şehir. 35 sene evvel böyle değildi. Şu anda yani Reggio'da Emilia'nın en önemli şehri. Zaten Modena, Parma hep bunlar bu Bologna'ya yakın. Bologna ana hava üssü olarak kullanılıyor. Günde iki sefer koldu Türk Hava Yolları. Alitalia daha bunu yapamıyor. Roma üzerinden yapıyor. Türk Hava Yolları'nın çok değerli, hakikaten çok akıllı bir iş yaptı. Bir sabah bir de akşam üzeri sefer koydu. Ben sabah gidip akşam döndüğümü hatırlıyorum. Hatırlıyorum Bologna'ya. Sadece öğleden sonra toplantı yaptım. 6.20 uçağı veya 6.30 uçağıyla da akşam İstanbul'a döndüm. Gece geç uçakla da, o gece yarısı bir lanet uçak var, onunla da İzmir'e döndüm. Çok mühim bir yer. Ambalaj, paketleme, deri sanayi, motorlu araçlar. Bunlar kümelenmiş. Bütün o şehrin etrafına kümelenmiş arkadaşlar. Arabayla şehirden çıkıyorsunuz, 20 dakikada bir bölgeye gidiyorsunuz, sanayi bölgesi. Bologna 500 bin nüfuslu bir yer. Çok da güzel bir yer. Floransa, tekstil sanayi, ilaç endüstrisi, moda. Tekstil sektörü İtalya'da geriledi. Yani Çin, bizler, Türkiye falan daha ileriye gittik. Ama onlar da ham maddeyi alıyorlar, dokuyorlar, yapıyorlar, 1 liralık malı 20 liraya satıyorlar. Yani öyle firmaları var. Çok meşhur firmalar var. Hepiniz biliyorsunuz. Milano, finans, sigorta, muhtelif sektörler, tekstil, moda, kimya, mobilya buraya kümelenmiş. Torino, Fiat, otomotiv ve ağır sanayi.
Terni, kimya endüstrisi, ciddi. Venedik, kimya endüstrisi ve turizm. Değerli arkadaşlarım, İtalya'da bürokrasi bizden az kalır tarafı yok. Bürokrasi var. Bunu açık ve net söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz. Yani benim bildiğim 30-40 seneden beri koalisyonla idare olunuyor. Yani karar çıkarmak, kanun çıkarmak azıcık zorlu ve uzun bir süreç. İtalyanlar da memnun değil bundan ama anayasal değişiklik yapılması lazım. Onu da bilmiyorum ne zaman yapacaklar. Çünkü 21. yüzyılda bu böyle ağır çark dönmesiyle bu işler yürümez yani. Onlar da bunun farkında. Bankacılık, inanın bizden geri. Birazcık yavaş çalışıyorlar. Fakat bizim banka enstrümanlarımız daha fazla sanki. Daha fazla. Arkadaşlarım göç alıyor Afrika'da. Tabii bizim gibi öyle 4,5-5 milyon falan göç almıyor. Ama ciddi şekilde alıyor. Eğitiliyor. Devlet özel sektöre vermiş göçmenleri. İlk önce lisan öğretiliyor. Belli bir apartman katlarında, apartman katları kiralanıyor. Orada bu mültecileri yatırıyor, besliyor, İtalyanca'yı öğretiyor. Sonra eğitim seviyesine göre sanayiye, ülkeye kazandırıyor. Ama hepsi kayıtlı. Tarım, hocamın dediği gibi birazcık düşük ama mekanik bir tarım var. Biliyorsunuz. Salçada, zeytinde, zeytinyağında zaten Amerika'yı bitirmişler. Amerika dediniz mi? Bakın ihracat rakamlarına. Amerika'ya muazzam bir ihracat yapıyorlar. Bu endüstriyel ekipman, makine de var ama gıda ürünü olarak muazzam isim yapmışlar. Tabii orada yerleşen, Amerika'da yerleşen İtalyanların da buna doğru katkısı var. Doğal kaynakları zayıf. Biliyorsunuz gazı ithal ediyor, petrolü ithal ediyor. Fakat Avrupa'nın en büyük üçüncü altın rezervine sahip bir ülke. Şimdi liman olarak bilgide, hocamın geçtiği bilgide eksikler var. Onu da hepiniz biliyorsunuz. Trieste, Ancona, Brindisi. Ki biz bu Brindisi ve Ancona'yı zaten bizim Çeşme ve İstanbul limanlarında çok kullanıyoruz. Nakliyeci, lojistikçi arkadaşlarımız çok iyi bilir. Şimdi bana arkadaşlarım, benim müşterilerim işte şeyde Bulgaristan'da, Romanya'da yatırım yaptık, işte fabrika açıyoruz falan diye konuşuyoruz. Yani tabii benim işim değil ama ben şahsen eğer ürettiğim ürünü katma değerli olarak üretmek istesem Avrupa'da İtalya'yı kesin seçerim. Şimdi size bir müşterimin, gıda ürünü yapan bir müşterimin birebir bana anlattığını söylüyorum. Bunu bir yerde okumadım. Bunu bir akşam yemeğinde, ya niye İtalya'da fabrika aldın? Şeyden, mahkemeden almış, anlatacağım şimdi. İhaleye girmiş almış. Orada yapıyorsun. Uğur Bey, ben burada üretiyorum, ihracat yapıyorum. Nereye? Afrika'ya, Middle East'e. Evet, güzel. Ben 2 dolara zor satıyorum. Aynı malı İtalya'da üreteceğim, 10 dolara satacağım. Emin misin? Evet, eminim. Denedim de. Buyurun arkadaşlar. İsim İtalyan malı oldu mu 10 dolara gidiyor. Made in Italy diyor orada. Made in Italy diyor, 10 dolar oluyor. Biz burada üretiyoruz 2 dolara. Aynı tesisler, aynı makinalar, aynı ne dersiniz, reçete yapılan üründe, aynı reçete. Buradan 2 dolara ihraç ediyor. İtalya'da yaptığını 10 dolara ihraç ediyor. Şimdi böyle bir şey var. Dikkat ederseniz Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları İtalya'da bazı fabrikalar satın aldılar.
beyaz eşyada biliyorum, elektrikli araçlarda biliyorum, seramik banyo malzemelerinde biliyorum, Almanya'da da satın alındı, İtalya'da da satın alındı. Çünkü arkadaşlar, İtalyan ekonomisi her ne kadar rakamlar güzelse de birazcık sıkıntılı. Şimdi geçen hafta Avrupa Birliği 40 milyar dolar İtalya'ya yardım çıkardı. İtalya'nın kamu açığı fazla. Evet, cari açığı pozitif, çok iyi. Ama maalesef bütçesi birazcık kötü. Birazcık kötü. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar, ben Şubat'ta Covid'den olayından şöyle yani bir haftayla falan kurtuldum. Onu da söyleyeyim. Tarih 24 Şubat, ben İtalya'dayım. Türk yatırımcı ile beraber Kuzey Batı İtalya, Fransa ile İsviçre sınırına yakınım. Şehrin ismi Aosta. Aosta bir vadi. Ufacık bir yer. Ufacık. Benim müşterim orada tribünal yani mahkemeden aşağı yukarı 7-8 bin metrekarelik bir binayı, bir bahçesi de var, ileride inşaat da yapabilir, satın aldı. Çok güzel fiyata satın aldı. Ve orada gıda üretimi yapmayı planladı. Beni de alaraktan ve İtalya'daki dostlarımla beraber orada Aosta'da buluştuk. Onlar Milano'dan geldi, biz Bologna'dan geldik. Yapılacak yatırım bizim açımızdan tabii 2,5 milyon euro. Devletin Lega Sabatini, yani Sabatini'nin kanunu. Bu bir teşvik. Bu bir teşvik. Siz İtalya'da, burası mühim arkadaşlar, İtalya'da bir arazi veya bir hazır binayı mahkemeden veya başka birisinden, owner'dan, sahibinden satın alırsanız, orası özellikle özerk bölge ise, bu Aosta özerk bölge. Şimdi ben size özerk bölgeleri de sayıyorum. Aosta, Friuli Fiesa, Trieste, Sardunya, Trentino. Bunlar anayasal bazı özellikleri var. Oradaki belediye meclisi size özel indirimler sunuyor. İşte ne bileyim, işçi ücretlerinde belki sunabilir, belki ulaşım yaptığınız ulaşım desteği verebilir. Devletin verdiği ayrı. Temin bahsettiğim devletin desteği. Lega Sabatini. Bunu Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı bu sene, yani 2020'nin başından itibaren vermeye başladı. Muhakkak devam ediyordur. Pandemi sürecinde ilaveler gelmiştir, gelmemiştir, onu tam bilmiyorum. Siz İtalya'dan fabrikayı aldınız, inşaatı yaptınız veya fabrika aldınız, kuru bir bina aldınız. Oraya yatıracağınız, alacağınız İtalyan makinasıysa, ekipmanıysa ve Endüstri 4.0 ise size 5 sene kredi veriyor. %1,5 faizle. Nasıl oluyor bu? Benden makineleri alıyorsun Ahmet. Tamam. Veya İtalya'dan alıyorsun. Endüstri 4.0, bunu ispat edin yazıyı devlete, pardon, bankaya veriyorsun. Banka bunu devletine yolluyor. Hükümete, yani şeye, Kalkınma Bakanlığı'na. Endüstri 4.0, 2,5 milyon euro yatırım. %50'sini senin banka hesabına devlet, %1,5 senelik faizle sana yolluyor. Sen 5 sene, makinalar geldi, üretime başladınız, kontroller bitti. Geri kalan parayı da
İtalyan ekipman üreticisine ödüyorsun bankandan. Pardon, ödemek için bankaya başvuruyorsun. Banka devlete diyor, yatırım bitmiştir. %60'ını da veya %50'sini de peşinat %50 diyelim. Geri kalan %50. %50 parayı da ver diyor devlete. Devlet %50 parayı veriyor. Hatta yatırımcıya vermiyor. O makina satan firmaya veriyor. Ekipman satan firmaya veriyor. Direkt onun hesabına yolluyor. Sen 2,5 milyon euroyu aldın, ödedin. Senin makinelerin sıfırdan kuruldu, üretime başladın. Senin ödeme planın var. Senelik faizinde %1,5, 5 sene. 5 sene. Yani belediyenin verdiği teşvikler daire. O her bölgede, özellikle özel bölgelerde belediye başkanı veya yetkililerle konuşup bunları alacaksınız. Onlar da ayrı. Değişiyor. Bölgeye göre değişiyor. Ama bu Lega Sabatini devletin verdiği bir teşvik. Bu Şubat'ta böyleydi. Biz döndük. İşte bir hafta sonra da Doğu İtalya'da başladı. Biliyorsunuz pandemi başladı. Zaten o zamandan bu zamana da gidemiyoruz. Yani devlet sizin yatırım yapmanız için ve İtalyan makina ekipmanını kullanmanız için her türlü teşviği veriyor. Kolay bir ülke, insanlar iyi ama tarz bir ülke. Yani tarz bir ülke. Bize benzedikleri çok taraf var. Bizden birazcık daha yavaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 8'de işbaşı yaptık diyelim yönetici olarak. Abi 9'da bunların bir kahve molası var. Sen bu 15 dakikayı telefonda arasan, yanına da gitsen iş konuşmazlar. Hatır, iş değil. Ne yaptın, ne ettin, nasılsın? 15-20 dakika kafalarını boşaltırlar. Böyle bir tarzları var. Biz kahve içerken bile iş konuşuruz. Yani bizde böyle bir yapı var. Şimdi başka notlarıma bakıyorum. Ne var diye. Evet, doğru. Kuzey İtalya'da Türk yatırımcının çok fabrikası var. Doğru. Ve bunlar da artıyor. Fazlalaşıyor. İşte temin bahsettiğim Türk yatırımcı da Kuzey Batı İtalya'da yatırım yapmaya karar verdi. Başka size bürokrasiyi anlattım. Bankacılık birazcık yavaş. Faizler çok düşük. Tarımı söyledim. Ana sanayiyi söyledim. Nerelerde? Şöyle söyleyeyim. Kısacası çizmeye baktığınız zaman Roma'nın üstü sanayi, Roma'nın altı maalesef biraz yavaş. Çok büyük devlet teşviği var Roma'nın altına, Sicilya'ya. Ama kimse yan sanayiyi kümelenmediği için yapmıyor. İtalyan da yapmıyor. Ancak devlet destekli ağır sanayi gidiyor. Yani Roma'nın altına birazcık zor. Herkes Roma'nın üstü. Floransa, Bologna, Siena, Milano, Parma, Venedik. Hep buralara gidiyorlar. Durum bu. Soruları benim bu kısa şeyimden sonra sorularınız varsa yardımcı olmaya çalışırım. Çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ederiz başkanım. Gerçekten bayağı yoğun bir ilgi aslında aldık ama gayet de sıcak, samimi ve sizin deneyimlerinizi aldığınızın farkında olarak aldık. Eksik olmayın. Bir böyle bende hissiyatı da yarattı. Yani o çizmeye bir gidip geldik sanki. Oraları bir böyle gözümüzün önünde canlandırdınız. Eksik olmayın. Spagetti bu arada tabii şeyiniz de var. Taahhüdümüz de var. Aynıyor. Evet. Evet. Ben birkaç konu dikkatimi çekti başkanım. Müsaade ederseniz. Şimdi bankalar zayıf diyoruz. Fakat Avrupa Birliği içindeki şirketlerin, Avrupa Birliği içindeki başka ülkelerin bankalarını da kullanma hakları var bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Böyle bir çözüm bulunabiliyor mu bu bankaların zayıf ya da yavaş olması konusunda? Doğrudur. Şimdi herkes çok iyi hatırlayacak. Bu temiz eller operasyonu oldu.
yanılmıyorsam 90'lı seneler. Burada bu 90'lı senelerin, yani 80'li 90'lı senelere gelinceye kadar birazcık bunların ödemelerde, para yurt dışına transferlerde İsviçre ağırlıklı falan filandı. Çok sıkı bir sistem getirildi. İnanın her şey banka kontrolünde ve en ufak şirket bile, bakın buna dikkat edin, bir audit firması tarafından kontrol ediliyor. Çünkü çok ağır cezalar getirdiler. Tabii siz, burası Avrupa Birliği, siz hesabınızı ne bileyim İtalya dışında da açabilirsiniz ama her İtalya'ya gelen, her Almanya'ya gelen transfer, her transferin İtalya'ya transferi çok sıkı takip altında. Ve bu audit olması lazım. Yani o bakımdan. O bakımdan. Yapılabilir, yapılmaz değil. Teşekkür ederim başkanım. Bir de diğer sorulara geçmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Mart-Nisan'da malum zirvede, korona zirvedeyken bir dönem dünyanın pandemi merkezi İtalya oldu. Doğrudur. Şimdi orada bizim kendi etrafımıza yaptığımız konuşmalarda ya da çeşitli kaynaklardan duyduğumuz kadarıyla İtalya'da çok ciddi bir Çin iş gücünün olduğu ve pandeminin burada o şekilde yayıldığı söylentileri ya da konuşmaları oldu. Siz tabii şimdi artık konunun birinci ağızdan en burada vakıf kişisi olarak bunu teyit ediyor musunuz? Ya da neden İtalya bu işin merkezi oldu? Bir şeyiniz var mı? Evet. Şimdi Avrupa'nın yaşlı nüfuslarının en çok olduğu ülkelerden bir tanesi İtalya. Bir kere bunu masanın üzerine koyalım. Bizde olduğu gibi orada bizde yok. Orada bu huzur evleri çok fazla. Ve maalesef işte bu koalisyonlardan dolayı, işte çıkar çatışmalarından dolayı sağlığa yapılan yatırım da hani az. Bakın size bir örnek vereyim. Sağlıktan başka bir yere atlayacağım ama 35 seneden beri Bologna Hava Meydanı bu kadar büyük bir sanayinin merkezi olmasına rağmen çok çok az genişledi. Çok çok az büyüdü. Bizim Adnan Menderes Havaalanı'yla Bologna Havalimanı'nı karşılaştırdığınız zaman sanki dersiniz ki Adnan Menderes Houston veya Washington Hava Meydanı. Yani bu kadar büyük. Ama o kadar kalabalık ki, o kadar sanayici, o kadar yabancı turist artı o kadar çok gelen var ki. Ama buna rağmen bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Ya 30, 50 metrekarelik CIP salonu var Bologna Hava Meydanı'nda. 50 metrekare nedir ya? Kaç kişi alır ya? Dünyanın her yerinden, Amerika'sından, Afrika'sından, uzak Çinlilerden o kadar sanayici, o kadar yatırımcı geliyor ki. Yani şaşıyorum, neden büyütemiyor devlet? Diyeceğim şu, sağlık olarak yatırım az. Sağlık olarak yatırım az. Maalesef Çinlilerden olduğunu tahmin etmiyorum. İlk başta bana şunu söylemişlerdi. Sizde dedim vefat sayısı fazla oluyor. Biz dedi her sene zaten dedi şu kadar 1000 kişiyi dedi senede dedi günde dedi kaybediyoruz dedi geçmiş istatistiklere bakarak dedi. Bu normal dedi. Ama ondan sonra bir çıktı felaket. Bir de bence ki bu söyleniyor. İtalyanlar çok sosyal. Bakın bir bistroda aşağı yukarı 10 metrekarelik yerde en az 25-30 kişi olur. Espressonuzu kimseye değmemek için dikkatli bir şekilde içersiniz. İşte buyurun. Bu mikrop böyle yayılıyor. Bakın espressoyu bile içemiyorum sağa sola değmeyeyim diye. Yayılması bundan. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Fatih Hocam soruları alalım lütfen. Siz de evet başkanım. Buyurun. Sorulardan önce müsaadenizle bir de şimdi sevgili Baran yazmış. Baran Kayhan yönetim evet. kurulu üyemiz. Hem Uğur Başkan'ın sunumu için teşekkür ediyor. Sağ hem olun. De kendisinin de biliyorsunuz İtalya ile ilişkileri Doğru. var. Doğru. Şirket kurulumu ve iş yapmakla ilgili o da söz almak istiyor. Doğru. Müsaadenizle. Eser'cim. Faydası olur. Faydası olur. Baran'ı alabilir miyiz panelist olarak? Tabii. Şu an aldım.
Baran hoş geldin. Herkese merhaba. Geliyor musun? Merhabalar. Merhabalar başkanım. Merhabalar Uğur başkanım. Hocam merhabalar. Merhabalar. Çok güzel bir sunu oldu. Bilgiler de çok güzel. Ben de çok şey öğrendim. Kısaca izin verirseniz birkaç not eklemek istiyorum. Ben de İtalya'da bizim de iki ortaklığımız olan şirket var. Bu sırada birkaç tecrübe edindik. Bunlardan bahsetmek istedim hemen ek olarak Uğur Başkan dediklerine. İlk önce bir ekte şey yapayım çalışma stilleriyle ilgili. Ağustos ayında kimseye ulaşmanız mümkün değil. Ağustos'ta İtalya kapalı. Yani benim için en büyük sürpriz şeydi yani pandemi döneminde zaten Mart, Nisan, Mayıs zaten yani üçte bir çalıştılar. Ağustos'ta da tatil yaptılar. Yani böyle inanılmaz bir şey var. Çok sıkıntı çekiyorsunuz. Yani müşteriniz falan tedarikçiniz oradaysa yine aynı şey. Sadece çalışanlar değil. Pandemi sırasında bir de bizim kısa çalışma şeyi gibi bir olay başlattılar. Smart working diye. Orada çalışanlarınız varsa bir kısım destek alabiliyorsunuz. O güzel bir şeydi devlet tarafından desteklerine. Diğer diyeceğim şey birkaç değişik şirket tipi var. Foreign branch yani yurt dışında bir şirketiniz varsa orada branch şube kurabiliyorsunuz. Şube kurmanın avantajları var. Şube kurunca yine orada hani audit dilde de finansal raporlama yapmak zorundasınız. Aynı zamanda vergi vermeden oradaki parayı Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Ama oranın borçlarıyla siz de mesulsünüz. Oranın borçları olursa, Allah korusun bir şey olursa siz orasıyla şeysiniz, mesulsünüz da pardon. Bir de SRL diye bir şirket var. Oradaki tam Türkçesini bilmiyorum Uğur Başkanım siz belki biliyorsunuzdur. SRL şirketler. Orada ayrı bir SRL oluyor işte. Tabii. Şey oluyor bilmiyorum ama orada olan orada kalıyor. Oranın bir şirketi haline geliyor. Doğru. Kendi başına bir şirket oluyor ve galiba hisselerine yabancılar da sahip olabiliyor. Ancak İtalyan bir şey lazım. Yönetim kurulu üyesi lazım veya orada banka şeylerine imza atabilecek bir şey lazım. Bunları diyecektim. Bu arada genel bir ekleme olsun. Made in Italy'den çok bahsettiniz. Hocam siz de, Uğur Başkanım siz de Made in Italy hakikaten İtalya devletinin büyük bir başarısıdır. Yani Rönesans'tan beri kendi ülke markalarına yatırım yapmışlar artık. Her şeyde böyle dediğiniz gibi 2 dolara alıp 10 dolara satabiliyorlar. Ama ne olabilir? Biz de bundan faydalanabiliriz. Böyle oraya yatırım yapıp faydalanabiliriz. Ben şahsen tekstildeyim, yapamıyorum. Kendi markamla sattığım için onu yapmıyorum. Oradaki pazardan faydalanmak için biz Söktaş Italy branch'ı açtık ama öyle yapıp orada ithal edip çeşitli ek işlemlerini yapıp sektörünüze göre mallarınızı Made in Italy yapma hakkını araştırmanızı tavsiye ederim ilgilenenlere. Genelde şöyle oluyor, değerinin bir ürünün, mamulün %50'sinden fazla değer İtalya'da ekleniyorsa en azından benim sektörümde Made in Italy'yi kısmen alabiliyor. Zeytinyağı sektörünü duyuyorum çok. Yani İspanya'dan, Tunus'tan, Fas'tan bir sürü yerden zeytinyağı gidiyor. Orada sadece şişeliyorlar. İtalyan zeytinyağı diye Amerika'ya yolluyorlar. Böyle şeyler de var. Notlarım böyleydi. Bu iki katkıyı yapmak istedim. Yardımcı olur diye düşündüm. Şey ettiysem affola. Bu kadardı diyeceklerim. Çok teşekkür ederim. Başkanım birkaç bir şey ilave edebilir miyim? Başkan takıldı galiba. Birkaç bir şey ilave edebilir miyim? Başkan düştü sanırım. Başkan. Uğur Başkan lütfen buyurun. Tamam. Başkanımda bir sorun var şu an. Tamam. Şimdi Baran kardeşime %100 katılıyorum. Ağustos ayı bunu söylemedim. Ama Baran kardeşim o yavaş yavaş değişiyor.
Hani bu pandemi için de konuşmayayım. Mesela geçen yaz için konuşayım. Nöbetçi bırakmaya başladılar. Çünkü dünyanın her yerine makina, ekipman, teçhizat satan bir ülke, sanayide büyük devrimler yapmış bir ülkenin artık bu eski sistemle yürüyemeyeceğini, müşterilerden aldıkları şikayetler, senelerce biriken şikayetlerden dolayı aşağı yukarı biz ona after sales diyoruz, satış sonrası hizmetler kısmında nöbetçi. Mesela o departman orta ölçekli bir firmada 10 kişi ise 2 kişiyi bırakıyorlar birer hafta arayla. O iki kişi, tabii anında çözümler gelmiyor. Beklemeye giriyorsunuz. Şimdi SRL doğru, ağırlıklı SRL'dir. Bu da güzel bir nokta. O SRL'de bir İtalyanın olması muhakkak bir avukatınız olacak. Bakın İtalya'da bir gayrimenkulü tapuda muamele falan öyle bir şeyler yok. Direkt notero. Noter. Her şeyi noter veriyor. Pazarlığı da noter yapıyor. Ona bir vekalet veriyorsunuz. Bir yeni bina alacaksınız. Eski bir kat alacaksınız. Flat alacaksınız. Ne bileyim. Hepsi notero. Çünkü notero, yani noter orada yeminli mali müşavir gibi bir şey. Hata yapma lüksü yok. Onun imzaladığı, tasdik ettiği, damga attığı belge resmi devlet belgesidir. Resmi devlet belgesidir. Orayı söylediğiniz SRL. Onun için bir avukatınızı veya o avukatlık bürosunun bir kişisini dediğiniz gibi yönetim kurulunda ne diyoruz biz işte yetkili sonundan yetkili şey diye yönetim kurulu üyesi diye şimdi bizim anonim şirketlerde de var malum bulunduruyorsunuz. Bu da doğrudur. Çok teşekkür ederim Baran kardeşim. Ben teşekkür ederim bizim verdiğiniz için. Sağ olun. Evet. Birkaç tane soru var başkanım. Onları yönlendireyim tamam. Müsaadenizle. Şey başkan vekillerimizden sayın. Pardon. Çok istiyorum. Bu Ağustos tatili neden Barancığım? Ya şimdi, öyle geliyor herhalde. Bilmiyorum. Şimdi bu Ağustos tatilinin ayrı bir şeyi vardır. Birazcık espri yapalım. Tabii bunlarda tatil fazla. Christmas, Ağustos. Bunlar fabrikaları kapatıyorlar. Bakıma alıyorlar. Ve bizde hani kısmen çıkarırlar ya, ama gerçi şimdi büyük Türk firmaları da yapıyor. Ben şahit oluyorum İstanbul'da, Bursa'da firmalar 15-20 gün kapatıyorlar. Toplu izin, o arada bakımcılar fabrika bakımı, açıldığı zaman bakımcılar izne, fabrika startup. Fakat bunun bir kötülüğü var. Baran kardeşime de hatırlatırım, o da yaşamış bunu belli. Şimdi efendim Temmuz 15'ten sonra Ağustos geliyor ya, herkes sarhoş, içmeden sarhoş. O tatilde neler yapacak? Ayakları yerden kesilmiş vaziyette koridorda yürüyor. Bir şeyi sorarsanız 3 defa sormanız lazım. Bir de Ağustos'tan döndükten sonra Eylül'de 15 gün yandınız. Çünkü kafa hala sahilde. Maalesef. Evet. Ayrıca dediğiniz gibi keşke Güney İtalya'da böyle bir iş kültürü daha sıkı olsaydı, ama dediğiniz gibi hepsi kuzeyde. Yani hep güneye gitseydi, güney hem biraz daha rahatlar, biraz daha evet. Akdeniz insanları. Aynen. Kuzey İtalya biraz daha Almanya'ya yakın diye mi orada bir evet. çalışma kültürü evet. var? Ne yazık evet. ki çoğu endüstri ve sanayi Roma'nın kuzeyinde dediğiniz gibi. Aynen. Çok teşekkür ederiz Baracığım, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, soruları yöneltiyorum. Başkan vekillerimizden Sayın Feyzi Kaya'nın bir sorusu var. İtalya'da bürokrasinin her zaman yavaş işlediği söylenir. Hiç ülkeyi bilmeyen bir yabancı için yatırımcı dostu bir ortam olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Birazcık yavaş çalışır ama çok yardımcı olurlar. Yani ben yani çok engelleneceğini zannetmiyorum. Mesela bu Şubat'ta yaşadığım olayda, gerçi özerk bölge ama belediyenin İstanbullu bir fabrika sahibine, sanayi kuruluşu sahibine, ki Türkiye'nin büyük kuruluşu ilk 500'ünde çok yardımcı olduğunu, belediye meclisinin çok yardımcı olduğunu şifayen
Yemekte kendisi bana söyledi. Her şeyi vermişler, sunmuşlar yani. Ne istiyorsan. Yani yeter ki sen bu fabrikayı al ki aldın. Aldıktan, almadan evvel de konuşulmuş bu. Ondan sonra her şeyi sağlayacağız. Ne istiyorsan. Yani organize sanayi bölgesi değil. Böyle yolun etrafında tam otobanın dibinde bir fabrika. Bir fabrika. Otobanın dibinde. Yardımcı olurlar. Ben inanıyorum. Çünkü istiyorlar. İşsizlik, bakın hocam söyledi. İşsizlik artıyor. Hayat pahalılaşıyor orada. Bakmayın per capita 37 bin dolar civarı falan diye hatırlıyorum. Ama çok işsizlik var. Çünkü sanayi 4.0'a dönünce artık robotlar çalışıyor birçok fabrikada. Azaltıyorlar. Yani onun için bu işsizliği arttırmak için muhakkak yardımcı olmaya çalışıyorlar. Teşekkürler başkanım. Son bir sorumuz kaldı müsaadenizle. Yine yönetim kurulu üyemiz Sayın Cem Demirci sormuş. Uğur Başkanım bizlere makine imalat sektörü özelinde ya da genel olarak istihdam maliyetiyle ilgili biraz bilgi verebilir mi? Şimdi makine sektöründe ilgili tam bilgi İtalya'yı aramam gerekiyor ama bunu not alalım hocam. Ben tamam. Birebir öğrenir kardeşimize bunu bildiririz. Ama şöyle söyleyeyim, güzel bir noktaya değindi. Ben unuttum onu. Makinist ve makinacılar çok değerli. Cumartesi pazar dışarıdan iş yapıyorlar. Fatura kesmiyorlar. Az bulunuyor. Onun için bu şeyleri, makinacıları, makina teknikerlerini fabrikalarda tutabilmek zor. Minimum 3000 Euro'dan aşağı zannetmiyorum resmi bir kuruluşta bordrolu. 3000 Euro'dan aşağı çalıştıklarını zannetmiyorum. Asgari ücret hatırladığım kadarıyla 1500-1600 Euro civarında. Bunlar 3000'e, bu da yetmiyor. Hafta sonu özel iş yapıyorlar. Cumartesi, pazar. Başkalarına montajdır, şudur, budur. Oradan da para kazanıyorlar. Fakat tabii oranın gelir seviyesi yüksek olduğu için yani rakamlar da yüksek. Ama çok ilgileniyorsa bunu hangi sektörse ben birebir öğrenirim. Bir telefonla. Tamam başkanım. Teşekkür ederim. Evet başkanım, soruları tamamladık. Süreyi de mükemmel uyduk gözüküyor. Tam 5.58 evet. Oldu. Evet. Bravo. Hiç bakmadım saate. Evet. Çok iyi olmuş. Müsaade ederseniz kapanış için şimdi Mustafa Başkan'a dönelim. Lütfen. Evet. Uğur Başkanım ben tekrar teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Yani sizin gibi önemli bir figürün EGEAT içinde geçmiş dönem başkanımızın İtalya Dış Ticaret Elçimiz olarak şu an aramızda bulunuyor olması bu projeyi çok daha kıymetlendiriyor, çok daha anlamlandırıyor başkanım. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Evet tabii bugünkü toplantı ile eğer siz de kabul ederseniz başkanım, biz sizi EGEAT'ın Dış Ticaret Elçisi olarak bugün anons etmiş oluyoruz. Daha sonra eğer başınızı fazla şişirmeyeceğini ümit ediyorum, sizi rahatsız etmemekse, bol bol üyelerimiz sizi İtalya ile ilgili konularda rahatsız edebilirler. Memnuniyetle, çok iyi dostlarım var. Bir telefonla, bir maille yardımcı oluyorlar. Doğru yolu gösteriyorlar. Ondan sonra arkadaşlarımız o doğru yoldan giderler. Hiç olmazsa patikalara girmezler. Tabii, çok teşekkür ederiz biz de. Bu lokal know-how ve network çok çok önemli. Bunun farkındayız dış ticaretimizi geliştirme konusunda. Hem bölgemizin hem de üyelerimizin münferit olarak tabii ki. Bu toplantıda İtalya gibi önemli bir ülke bugün eleştirildiği için oldukça önemli bizler için. Tekrardan sağ olun başkanım ve sizi geçmiş dönem başkanımızı bu projede İtalya Dış Ticaret Elçisi olarak anons etmekten büyük gurur ve şeref duyduğumu da ifade etmek isterim. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum.